de hukuki değil, vahim bir yanlışa düşülmesini önleyin diyerek muhalefete çağrıda bulunuyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt bizlerle birlikte. Sayın Bozkurt merhaba efendim. Merhabalar efendim. İyi yayınlar Sayın Hükü Çoban. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Tabii az önce de vurguladım, bir kaos ortamının içerisine belki de bilinçli olarak Türkiye sokuluyor bu süreç içerisinde. Erdoğan'a sorarsanız bu yeni sistemde ikinci adaylığı söz konusu olacak. 13. Cumhurbaşkanlığının 13. ibaresi kaldırılmıştı zaten. Yine CHP lideri diyor ki Yüksek Seçim Kurulu'na başvursak ne olacak? Zaten güvenmiyoruz. İşte tam da bu ortamın içerisinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çağrısı önemli. Muhalefete de çağrıda bulunuyorsunuz. Anayasaya, uygunluğa sahip çıkılması hususunda. Buyurun efendim, sözü size bırakıyorum. Sayın Ülkü Çoban, önce TV izleyicilerini, bütün ulusumuzu saygıyla selamlıyorum. Sonra eğer izin verirseniz bugün sevgili Uğur Mumcu'yu anmak isterim. Elbette. Kalpaksız kuvvacımız, gazeteciliğin yüz akı, doğrulardan şaşmayan ve toplumun saygınlığıyla önderi olmuş çok değerli bir isim. Maalesef emperyalizm işbirlikçisi aşağılık çetelerce katledildi. Bugün 30. yılı. Yine bugün Diyarbakır'ın sevgilisi, tam bir devlet polisi Ali Gaffar Okan'ın katlinin yıldönümü ve yine İsmail Cem gibi dışlarına yeni soluk getirmiş özel TRT'nin ilk genel müdürlerinden biri olan sevgili İsmail Cem'i saygıyla anıyorum. Bizler. Şimdi Sayın Ülkü Çoban, siyaset için bilgi gerekir. Siyasette başarı için deneyim gerekir. Kararlılık gerekir, azim gerekir, hepsi gerekir. Ama bunların hepsini yapabilecek bir de cesaret gerekir. Cesaret olmadan siyaset olmaz sevgili Ülkü Çoban. Mustafa Kemal Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a, Sivas'a giderken millete dönüp de ne yapalım canım, sarayda da bir padişah var falan demedi. Ya istiklal ya ölüm dedi. Milletin azim ve kararını harekete geçirdi ve 7 düveli mağlup ederek bir vatan kurtardı. Biz Atatürkçüyüz. Biz bir şey söylersek mutlaka bunun artısını, eksisini, önünün arkasına bakıp söylüyoruz. Dünkü duyurumuz da bu meyanda. Ondan önce yine yeter artık diye bir duyuru daha yapmıştık biliyorsunuz. Sevgili Ülkü Çoban, anayasa çok açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti. Hukuk devleti dediğiniz zaman aşiret devletlerinden, Rus cumhuriyetlerinden ayrılmanızı sağlayan nedir? Anayasaya ve yasalara bağlı olmanızdır. Kim? Yasama, yürütme, yargı, bütün idari organlar, her türlü kişi ve buna Recep Tayyip Erdoğan da dahil. Tele1'i yöneten Merdan Yanar ya da haber programcılığı yapan Ülkü Çoban da dahil. ADD'nin genel başkanı Hüsnü Bozkurt da dahil. Hepimizi bağlı. Şimdi anayasanın 101. maddesi diyor ki bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı olabilir. Nokta kardeşim, bitti ya. Yok bilmem kaçıncı seçilmiş de yok bilmem. Bunları geçeceksiniz. Adam gibi anayasa yapsaydınız kardeşim. 16 Nisan 2017'de anayasayı değiştirirken oraya bir istisna hükmü koysaydınız ve deseydiniz ki bu anayasanın kabulünden sonraki seçilecek cumhurbaşkanı birinci defa seçilmiş olur. Tamam, eyvallah. Koydunuz mu böyle bir madde, koymadınız. Niye? Unuttunuz. Şimdi sizin yapmadığınız bir şeyi zorlayarak yapmaya hakkınız yok. Anayasanın 116. maddesi bir kişinin üçüncü defa aday olabilmesini tek bir koşula bağlamış. Nedir o? Mevcut cumhurbaşkanının ikinci döneminde görev süresi bitmeden Büyük Millet Meclisi 360 oyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa. Var mı ortada böyle bir karar? Yok. O zaman sen Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Açık. Ha olursa ne olur? Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Yüksek Seçim Kurulu üyelerini işte hepsini efendim Recep Tayyip Erdoğan atamış. Zaten oraya itiraz etsek ne olacak falan. Bakın Sayın Ülkü Çoban, bu düşünce çok yanlış. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da uyarmak isterim.
böyle edilgin, böyle mahkum siyasetle bir yere varamazsın. Şimdi bunu diyorsunuz, seçimler bitti. Seçimlerde de Millet İttifakı'nın adayı kazandı. Yüksek Seçim Kurulu çıktı dedi ki, vallahi ben bu seçimi saymadım, iptal ettim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yapmadılar mı? Yaptılar. Bir zaptan çıkan 3 pusulayı geçerli saydılar. 1 pusulayı geçersiz sayıp İstanbul seçimini iptal ettiler mi? 16 Nisan referandumunda, yani 16 Nisan 2017'de, yani bundan 6 yıl önce, hatırlayın Sayın Ülkü Çoman, anayasanın amir hükmüne rağmen, mühürsüz oylar geçersiz demesine rağmen, evet, akşam vakti peçete kağıdına yazılmış bir dilekçeyi işleme koydular, 11 üyeli YSK'nın 10 üyesi olur dedi, o seçimde mühürlü oyları geçerli sayarak 96 yıllık rejimi değiştirmesine neden oldu. Şimdi böyle bir deneyimimiz varken bugün buna evet denemez. Burada milletimize biz bir uyarı görevi yapıyoruz Sayın Ülkü Çoman. Anayasa son derece açık. Bunu aşmanın bir tek yolu var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan eğer yeniden aday olmak istiyorsa gidecek Büyük Millet Meclisi'ne, 360 oyla, yani 24 oy daha bulacak ve meclisten bir seçimlerin yenilenmesi kararı temin edecek. Evet. Olmadıkça olur da ne olur? Olursa şu olur, bakın. Anayasayı ihlal etmiş olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğu dünya indinde asla kabul görmez. Bugün Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, Avrupa Birliği'nin herkesin işine geldiği için bunu görmezden gelebilirler. Ama 3 sene sonra, 2 sene sonra çok önemli bir kararda meşruiyeti tartışılır. Kimin? Türkiye'deki rejimin. Kimse böyle bir hataya düşmemelidir. Ben buradan iktidarıyla, muhalefetiyle, bakın dünkü yazdığımız metne lütfen bir daha bakın sevgili Ülkü Çoban. Orada diyoruz ki yürütme, yasama ve yargı organının karar vericilerini, bütün idari makamları ve siyaset kurumunu. Kimdir siyaset kurumu? Şu anda Türkiye'deki 119 siyasi partidir. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyaset kurumunu uyarıyoruz. Evet. Türkiye'nin bir anayasal hukuk devleti olduğunu ortadan kaldıracak. Seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı makamının ve rejimin meşruiyetini zedeleyecek bir vahim yanlışa düşünmesini önleyin. Bu görev sizindir. Biz demokratik kitle örgütü olarak bu konuda uyarı görevimizi yapıyoruz. Kimseye düşman değiliz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a da düşman değiliz. Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. 2014'te birinci defa seçilmiştir. 2018'de de ikinci defa seçilmiştir. İki defa seçilmiştir. Sayın Ülkü Çoban, anayasada diyor ki bir kimse en fazla iki defa, evet, cumhurbaşkanı seçildi. Nokta, bitti. Bunun yok efendim rejim değişti de yok bir, öyle bir şey yok. Gidin bakın. Evet. Ya bu ülkenin Adalet Bakanı, hukukçu Sayın Ülkü Çoban. Anayasaya uygun dedi. Bu ülkenin meclis başkanı, anayasa profesörüyüm diyor. Adam kalkıyor diyor ki 101. madde diyor 16 Nisan 2017'den sonra değişti. Değişmedi. Biz en son toptan anayasa referandumunu 1982'de yaptık sevgili Ülkü Çoban. 82 anayasasıdır şu anda yürürlükte olan. Biz onu defalarca değiştirdik. 2010'da değiştirdik. Cumhurbaşkanını meclis seçiyor da halk seçiyor dedik. Hepsi, evet, tamam. Ama 101. maddeyi değiştirmedik. Orada duruyor. 116. maddeyi de değiştirmedik. O da orada duruyor. Şimdi anayasanın hükümleri ortadayken sizin canınız öyle istiyor diye Yüksek Seçim Kurulu'nda da benim adamlarım var diye Anayasa Mahkemesi de nasıl olsa buna ses çıkarmaz diye dersiniz. Ama hatırlatayım. Dünya artık sevgili Ülkü Çoban 1920'lerin 30'ların dünyası değil. Dünyada Türkiye'nin saygınlığı kalmaz. Buradan herkesi uyarıyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmuş bir devlet değildir. Bu devletin 100 yıllık saygınlığını kimse ayaklar altına alacak bir yanlışa düşmemeli. Sayın Bozkurt, az önce bir cümleniz çok dikkatimi çekti.
Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu az önce grup toplantısında da dedi ki Yüksek Seçim Kurulu'na sanki başvursak hukuka, anayasaya uygun karar verecekler. Daha önceki kararları da gördük. YSK'ya biz güvenmiyoruz, hukuka güvenmiyoruz. YSK'ya güvenseydik sandık güvenliği üzerine çalışmazdık. Dolayısıyla Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı süresiyle ilgili olarak belli ki Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik bir başvuruyu düşünmüyorlar. Bu süreçte Erdoğan da ben zaten ikinci kez aday olmuş oluyorum diyor. Adaylığını da açıklamıştı. Az önce şunu dediniz. Şimdi siz Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmazsınız. Eğer yanlış anladıysam düzeltiniz efendim beni lütfen. Yarın Millet İttifakı seçimi kazanırsa ve Yüksek Seçim Kurulu da çıkar bir gerekçe bulur, seçimleri yeniliyorum derse ne yapacaksınız? Yani tüm bu olasılıkları... Aynen bunu soruyor. Evet. Sayın Ülkü Çoban, öyle bakın, bu siyaset tarzı mahkum bir siyaset anlayışıdır. Biz siyaset, eğer siyaset yapıyorsanız cesur olacak. Millete gideceksin. Bakın buradaki mesele Recep Tayyip Erdoğan mağdur olunmuş, şuymuş. Ne mağdur ya? 20 yıldır ülkeyi tek başına idare ediyor. Başbakan seçildi, kimse bir laf etti mi? 2014'te Cumhurbaşkanı seçilirken sen aday olamazsın diyen oldu mu? 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olduğunda sen aday olamazsın diyen oldu mu? Ki şimdi başbakanlıktan sonra bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci vardı. Peki Allah aşkına Tayyip Erdoğan mağdur olmasın diye millet mi mağdur olsun? Anayasası ayaklar altına mı alınsın? Yani bakın öyle tehlikeli şeyler yapıyoruz ki sevgili Ülkü Çoban. Bakın bir zaman Turgut Özal demişti anayasayı bir kere denmekten ne olur diye. Bir şey olmaz demişti. Anayasaya aykırı ama biz buna vallahi itiraz etmeyeceğiz. O zaman yarın anayasal bir hakkınızı savunamazsınız. Şimdi buna milleti ortak etmemiz lazım. Ben buradan milletimize sesleniyorum. Sevgili Türk milleti, bu laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan bu cumhuriyeti kurabilmek için yüz binlerce vatan evladı kanını terini akıttı sevgili Ülkü Çoban. Dumlupınar'da 8 yaşında şehidimiz var bizim. Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü, 8 yaşında şehidimiz var. O şehidin kanı var bu cumhuriyetin hamurunda. Bu cumhuriyet sokakta bulunmadı. Ve biz bu cumhuriyeti bakın daha 1921'de teşkilata esasiye kanunu çıkararak bir anayasal devlet durumuna getirdik sevgili Ülkü Çoban. Savaş durumunda. Savaş durumunda bile o 1921'de 21 maddelik teşkilata esasiye kanunu bir gün bile çiğnenmesine izin vermedi Mustafa Kemal ve Kemalist devrimciler. 1924'te ikinci anayasamızı yaptık. 1961'de üçüncü anayasamızı yaptık. Bu dördüncü anayasa, 1982 anayasası. Ne demek yani anayasaya aykırı ama mağdur olur. Vallahi kim mağdur olursa olur. Millet mağdur olmayacak, millet. Evet. Bu millet sokakta bulmadı bu cumhuriyeti sevgili Ülkü Çoban. Buna şiddetle itiraz edin. İnanın bana, sorun Tayyip Erdoğan sorunu değil. Samimiyetle söylüyorum. Şimdi bir şey soracağım size. Yani orada diyor ki, aynı 101. maddede, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından halk oyuyla seçilir, bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Dedi mi dedi. Şimdi 35 yaşında bir adam, çok cerbezeli, dünyanın en büyük adamı, aman efendim şöyle dehşet, böyle, olur aday yapın. Anayasada 40 yaş diyor ama ne yapalım canım, bu da çok kıymetli bir adam. Öyle mi? Şimdi biz o adamın anayasaya uymayan bu adaylığını kabul etmediğimiz zaman bu 35 yaşındaki adam mağdur mu olacak? Ya da yüksek tahsili yok. Rahmetli Bülent Ecevit gibi Robert Kolej mezunu. Ana dili gibi İngilizce biliyor. Çok kıymetli bir adam. Vallahi yani biz bunu çok istiyoruz. Şimdi bu adaylığını kabul etmezsek aman Bülent Ecevit mağdur olur demedi ya Türkiye. Demedi Türkiye. Bülent Ecevit en yüksek %42 oy aldığı zaman bile ben Cumhurbaşkanı olacağım demedi. Şimdi buradan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da, AKP'nin kurmaylarına da, bütün muhalefet partilerine de bir konuda müracaat ediyorum, başvuruyorum. Bunu yapmayın arkadaşlar. O zaman muhalefet iktidar hep beraber toplanın, gidin meclise, çıkarın seçimlerin yenilenmesi kararı meclisten. Hiç değilse anayasanın ihlal edilmeyeceği bir seçime gidelim. Lütfen.
Yoksa bu doğru bir şey değil. Peki. Sevgili Ülkü Çoban. Çok teşekkür ederim. Ve buradan ediyorum. Bütün milletimize sesleniyorum. Sorun Recep Tayyip Erdoğan sorunu değil. Evet. Sorun biz bir hukuk devleti olarak dünya milletler ailesinin saygın ve onurlu bir üyesi olarak devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz sorun. Çok biz teşekkür bir Rus ederim. Cumhuriyeti değiliz. Biz bir Orta Doğu diktalarıyla yönetilen bir aşiret devleti değiliz. Biz tam bağımsız ve anti-emperyalist ulusal bağımsızlık savaşıyla kurulmuş dünyadaki tek devletiz. Herkesin bu devlete saygılı olmasını bekliyorum. Beni konuk ettiğiniz için de size teşekkür ediyor. Televizyon izleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Sayın Hüsnü Bozkurt, biz çok teşekkür ediyoruz. Hem çağrınızı ekranlarımızdan izleyicilerimize de ulaştırmış olduk. Yine bu çağrının muhataplarına da ulaştırmış olduk. Sağ olun efendim yayınımızda olduğunuz için bizimle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Ülke abi. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Atatürkçü Düşünce Derneği.